Arkadaşlar, hepimizin hayatta cinsel stratejileri vardır. Kadının da vardır, erkeğin de vardır. Erkeğin cinsel stratejisi hani maksimum kadın ve maksimum cinselliğe ulaşmakken ve bu cinsel stratejinin temelinde babalığın bilinmemesi, baba olduğundan emin olmak ve kadına ulaşmanın bir başarı sayılması yüz binlerce yıldır bizim doğamıza işlemişken kadının cinsel stratejisi de özellikle biyolojik zayıflığından ve duygusal zayıflığından ileri gelen güçlü bir erkeği bağlamak, bulabildiği en güçlü erkeği kendisine ve çocuğuna baktırmak ve kendisine konforlu bir alan yaratmak kadının cinsel stratejisidir. Oyun dediğimiz şey ise her iki cins içinde cinsel stratejisine ulaşabilmek ve cinsel stratejisini tatmin edebilmek için karşı cinsin algılarını yönetip ve karşı cinsten istediğini almak için yapılan hareketler bütünüdür. Ve evet, erkek kanalı olarak erkeklerin oyununun nasıl olması gerektiğini ve hayat stratejilerini ve cinsel stratejilerini nasıl gerçekleştirebileceğini farklı farklı konuşuyoruz. Kanalı kurduğumuzdan beri bize sosyal medyadan veya mailla veya şahsen ulaşan kadın arkadaşlar, hocam kadın oyununu da kadını da kadına yönelik de program yapar mısın? Biz kandırılmaktan bıktık diyerek benden onlara dair de yayın yapmamı talep eden birçok istek aldık. Hadi bu bölümde kadın oyununu ve bu oyunu kadınların nasıl kaybettiğini işleyelim. Kadınları biraz kızdıralım, biraz üzelim ama onlara da gerçekleri gösterelim. Kızılsırlardan Zeynel Cem Demirhan, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı, ayrıca katıl üyeliklerimizi inceleyerek kanalımıza destek olmayı unutmayalım lütfen. Önce medya ve sinema sektörüyle, dizi sektörüyle başlayan kadının yönlendirilmesi ve pompalanması, daha sonra sosyal medya ile zirveye çıkmış ve kadınlarımıza ya aslında seçici olmaları gereken cinselliklerini kolaylaştırarak ve kolayca sunarak istediği adamlara ulaşabilecekleri ve erkek gibi davranmaları öğretilmiş, pompalanmış, ya da Adil Yıldırım, Esra İzmeci gibi ilişki koçu, psikolog adı altında tavsiye verenler aslında çok kolay olan erkek cinsinin besin zincirinde dibinde bulunan yokluk çeken abazan beta uyduları kendilerine nasıl daha iyi bağlayabilecekleri öğretilerek kadınlar o beta abazan uydulara bağımlı bırakılmıştır. Her ikisinde de cinselliğini ucuzca sunan kadınlarda da veya o beta uydulardan zayıf erkeklerden medet uman kadınlarda da ilerleyen yaşlarda özellikle ortak bir maraz doğmakta. Bu maraz nedir arkadaşlar? 40'lı yaşlarında kedili kadın olup yalnız olup öfkeli, agresif, saldırgan kadın olmak. Ve burada kadına oyun oynamayı, kadın oyununu ucuzlaştıran, kolaylaştıran medya ve sosyal medya ve psikoloji camiası kadınların kaynaklarını tüketip sömürmekte, tabiri caizse onları kullanmakta, öbür tarafta da kendileri çıkar temin etmektedir ve büyük kitlelere hitap etmektedir. Ve bunun da bedelini maalesef kadın arkadaşlarımız farklı yaşlarda acı bir şekilde ödemektedir. Şimdi kadın arkadaşlar, sizin hayat stratejiniz, cinsel stratejiniz eğer bulabildiğiniz en güçlü erkeğe ulaşmaksa ve düzgün bir ilişkiye girip de hayatınızı bir şölen haline çevirmek istiyorsanız bilmeniz gereken bir şey var. Sizin üst düzey olarak tanıdığınız, beğendiğiniz ve istediğiniz erkeklerin ciddi bir kısmı sizin bu tercihlerinizi cezalandırmaktalar. Neden? Oyun oynamayı bilmediğiniz için sizi tercih etmemekteler ve sizi ulaşabildikleri zaman cinsel bir obje olarak kullanıp ondan sonra size yatırım yapmadan sizinle uzun vadeli, bağlı, sorumluluk alan, güven dolu bir alan sundukları ilişkiyi sunmadan ceketlerini alıp gitmekteler ve siz özellikle 30'lu yaşların ortasından sonra erkek düşmanı, erkeklerden nefret eden ve hayattaki mutluluğu duygusal enerji hazlarında veya ucuz cinsellikte veya tatillerde, yani kısacası kolay ve ucuz tatmin edilen ve bağımlılık yaratan basit hazlarda aramakta ve sonunda yalnız kalmaktasınız. Şimdi bu iş öyle bir seviyede ki 2019 senesinde Morgan Stanley sizin için özel bir makale yazdı. Rise of the She Economy diye ve yalnız kadınların oluşturduğu çaresiz bir toplum olma yolunda ilerlediğimizi ve sermayenin bu kadınları tatmin etmek ve mutlu etmek üzere satış, pazarlama ve üretim ağlarına yatırımlarını buna göre değerlendirmesi ve bu kadınları daha
daha çok sömürmesi gerektiğini söyleyen özel bir makale yazıp yayınladı bile. Merak edenler internetten Rise of the She Economy dediği zaman bu makalenin İngilizce versiyonunu okuyabilirler. Peki bu oyunu neden kaybediyorsunuz ve neler yapıyorsunuz da kaybediyorsunuz? Ve aslında neler yapsanız kaybetmezsiniz. Bunu madde madde inceleyelim. Yorumlarda da daha fazla arkadaşlardan bu konuda tavsiyesi olan varsa eminim faydalanacaklardır. Yorumlarda daha da detaylı bilgilere sizin katkınızı bekliyoruz. Oyundaki bir numaralı hatanız, imkansız beklentiler ve narsistik kralım. Tamam hanımefendiler, hipergami dedik. Bulabildiğiniz en üst erkeğe ulaşmanız gerek ve sizin duanızda, içgüdünüzde bu var dedik. Bunda sıkıntı yok. Ama ve lakin bulabildiğiniz en üst erkek derken sizin kendinizi doğru yerde ve doğru konumda konumlandırıp her şeyin en iyisini, en mükemmelini, en harikasını hak ettiğinizi düşünmenizi gerektirecek ne var ben çok merak ediyorum. Yani davul bile dengi dengine çalar diye bizim Anadolu'muzda çok güzel bir atasözümüz var. Ama ve lakin sizde davul dengi dengine çalmıyor. Ben bunu görüyorum. Sekreterlik yapan veya temizlikçilik yapan kadın holdingin patronuna yürüyebileceğini ve elde edebileceğini sanıyor. Neden? O hayali ona dizilerde ama birden fazla dizide ve birden fazla filmde satıyorlar. Veya çocuklu 40 yaşlarında boşanmış, hayatı bok gibi giden ve güzelliğini artık kaybetmeye başlamış bir kadın böyle inanılmaz yakışıklı, inanılmaz karizmatik jet bir iş adamını kendine aşık edip diz çöktürebileceğini düşünüyor. Neden? Size Hollywood bu hayali 30 senedir, 25 senedir pazarlıyor ve siz de bu hayali önce izlemekten zevk aldığını sonra gerçekleştirebileceğinizi zannediyorsunuz. Bakın kitabımda da yazdım. Pareto teorisi işte 20-80 diyoruz. Kadınların %80'i erkeklerin %20'sine koşar falan diyoruz ya. Hayır, şu anda kadınların %100'ü erkeklerin %20'sinin tepesindeki %20'liğe yani %4'e koşuyor. Ve bu arada bu şu demektir. Tepedeki %4'lük, %5'lik dediğiniz sizin ve genel olarak bütün kadınların çekici bulduğu adamlar korkunç bir kadın bolluğu içinde çok eşli olarak her birisinin 3, 5, 10 tane kadına ulaştığını görebiliyorsunuz. Altta kadına ulaşamayan bir vasat erkekler ordusu bekliyor. Ve bu arada o adamlar bir tanenizi veya iki tanenizi düzenli bağlı ilişki için seçiyorlar. Ve bu arada siz o adamların oyuncağı alıyorsunuz. Çünkü erkek bu. Cinsel olarak seçilimi düşüktür. El yüzü düzgün, güzel bulduğu her kadınla beraber olabilir. Ve erkek birlikte olur geçer. Siz o bağlamak istediğiniz adama kendinizi sunarak geçmişinizi kirletiyorsunuz. Ve yukarıda kadın bolluğu içinde bir erkek kitlesi yaratıp kendinizi de çok eşli, kirlenmiş kadın olarak yaşamaya mecbur kılıyorsunuz. Ve bu arada siz çok eşli olduğunuz zaman bir gün size uygun bir adam geldiği zaman sizinle tanıştığı ve birlikte olmak istediği zaman sizin geçmişinize baktığı zaman sizden rahatsız oluyor arkadaşlar. Ve geçmiş olarak retro bir kıskançlık yaparak hoşuna gitmiyor. Çok eşli, ucuzlamış ve kendini çok erkeğe sunmuş bir kadını tercih etmiyorlar. Sizin bu imkansız beklentileriniz ve her şeyi istemeniz öyle bir hale geldi ki bundan 1-2 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da çok ünlü bir ilişki koçu, ilişki danışmanı April Mason'dı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Kadın işi bıraktı. Kadınlara isyan ederek bu kadınların artık beklentileri tatmin edilemez durumda. Hani kafayı yemiş durumdalar. Benim artık yapabileceğim bir şey kalmadı. Ben bu işi bırakıyorum dedi ve ciddi büyük paralar kazanıyor ve bu işi çok iyi yapıyorken işi bırakıp başka bir sektöre geçti. Burada bu oyunu iyi oynamak için ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar kendinizi düzgün konumlandıracaksınız. Yani kendinizin nerede olduğunu bileceksiniz. Size çekici gelen her erkek aslında size uygun olmadığını bileceksiniz. Ve sizin süper gücünüzün doğru erkeği mümkün olan en az denemede ve en az şekilde yanılarak seçebilmeniz ve yuvanızı kurabilmeniz, ailenizi kurabilmeniz olduğunu bileceksiniz. Ve oturup da yani filtreli fotoğraflarla, işte değişik garip açılarla çekilmiş böyle mükemmel profesyonel fotoğraflarla kendinizin bir manken model olmadığını, bir güzellik kraliçesi olmadığınızı bileceksiniz arkadaşlar. İşte oturup da her şeyin en iyisine layıksın sen, ne olursa olsun her zaman güzelsin, her zaman şöylesin, her zaman böylesin diye sizi kandıran kitleden uzak duracaksınız. Erkek oyunundaki hata kendini aşağıda görmektir. Kadın oyunundaki hata kendi güzelliğini ve kendi değerini abartmaktır. O yüzden kendi değerinizi abartmadan uygun eşleşmeler peşinde koşacaksınız. 2. Arkadaşlar itici olmayı bırakacaksınız. Bakın yaşı önemli değil. Çok genç yaşlar
yaşlarda da bunu görüyorum etrafımda. Çok ileri yaşlarda da görüyorum. Kadınların bir kısmının, hepsinin değil ama şöyle bir söylemi var. Ciddiysen görüşelim. Ben şöyle ilişki istiyorum. Bak sen bu yola gireceksen biz seninle görüşelim. Yoksa görüşmeyelim. Veya beraber oluyorsunuz. 3 günlük ilişkide biz neyiz? Adını koyalım. Şunu yapalım, bunu yapalım diye sözlü olarak ultimatom vererek karşınızdaki erkeğe itici oluyorsunuz. Bakın anlamanız için şöyle söyleyeyim. Bir erkek sizinle bir akşam yemeğe gittiği zaman veya hatta yemeğe gitmeden önce bak güzelim benim bir an önce seks yapmam lazım. Bir an önce sevişmem lazım. Eğer sevişeceksek yemek yiyelim. Hani akşam eğlenelim ben sana yatırım yapayım vakit ayırayım. Yok akşamın sonunda biz yatağa girmeyeceksek beni yorma. Beni üzme demesi size ne kadar çekici gelir. Ne kadar kendinizi iyi hissettirir. Ve karşınızdaki adama ne kadar saygı duyarsanız biz erkekler de daha ilişkiye girmeden ciddi düşünüyorsan görüşelim. Ben şöyle istiyorum. Ben böyle istiyorum. Şöyle olmazsa böyle olur. Böyle olmazsa şöyle olur diye kurallar koyarak gelmeye çalışan kadınları itici buluyoruz. Ama hangi erkekler itici buluyor? Opsiyonları olan, kadınlarla iletişim kurabilen ve alternatifleri olan erkekler itici buluyor. Hangi erkekler buna okey diyor? Bakın ben her zaman gerizekalı olduklarını söylerim. Ben ilişki istiyorum. Ben düzgün ilişki istiyorum. Düzgün kadın istiyorum diyen erkekler var ya aslında size verdikleri bir tane mesaj var. Ben kadına ulaşamıyorum. Muhtacım, konforlu bir alanda düzenli beraber olacağım bir kadına ihtiyacım var diyen erkekler. Böyle evet düzenli ilişki mi? Tabii ben de ciddi istiyorum. Evlilik konuşabiliriz. Benim de amacım şöyle böyle deyip sizin suyunuza giderek sizinle beraber olmaya çalışıyorlar. Artı daha da kötüsü aslında opsiyonları olan fakat kadınların bu zayıflığını, buradaki muhtaçlığını fark edip kullanan bir çakal sürüsü de var. Hani evlenecek adammış gibi durup ortalıkta iyi çocukmuş gibi dolaşıp özellikle 30'unu geçmiş kadınları avlayıp bir süre beraber olup sonra çeşitli bahanelerle ortadan kaybolan çakal sürüsü de var. Evet siz o çakallara yem olursunuz veya daha kötüsü yem olmak da bir yere kadar kabuldür. Gerçekten zavallı ve muhtaç bir adamla eşleşerek bir süre sonra agresif, saldırgan ve mutsuz bir kadın haline gelirsiniz. Ki kadınların boşanmalarının %70'ini başlatmasının temelinde de bu tercih hataları yer almaktadır. Gidip zavallı, zayıf, muhtaç bir beta ile evlenip onun romantik jestlerine ve yatırım yapma vaadine, güven vaadine kanarak aslında adamın muhtaçlığını görüp agresifleşmek birçok kadında gördüğüm ortak özellik. Şimdi siz de oturup değeri olan üst düzey belirli bir yere gelmiş ve kadın opsiyonu olan, muhtaç olmayan bir erkeğe ben ciddi ilişki düşünüyorum, ben şöyle bir kadınım, ben şuyum, ben şunu istiyorum, şu olmazsa olmaz dediğiniz zaman erkeğe verdiğiniz bir tane mesaj var arkadaşlar. Muhtacım, benim bir yere kapaklanmam lazım. Bu muhtaçlığımı sana gösteriyorum. Lütfen benimle birlikte ol. Birlikte olmayacaksan da beni yorma diye aslında güç gösterisi yaptığınızı zannediyorsunuz. Tam tersi zayıflığınızı ve muhtaçlığınızı gösteriyorsunuz. Hoca işliyim. Gel beni al. Tamam. Gel beni al Allah'ını seversin. Al beni lan. Peki ne yapmak lazım? Arkadaşlar tabii ki sizin stratejinizde düzenli düzgün bir ilişki var. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ve bu arada bizim stratejimizde de cinselliğe ulaşmak var. Bunu biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Bizim cinselliğe ulaşmak için kartımızı açık oynayıp da buna muhtaçiyetimizi göstermemiz nasıl iticiyse sizin de düzgün, seviyeli, kaliteli bir ilişkiye ulaşmak ihtiyacınızı ve muhtaçlığınızı gösterip kartınızı açık oynamanız bir erkek için o kadar iticidir. Yani ne yapacaksınız? Bu oyunu oynarken kartınızı açık oynamayacaksınız. İstediğiniz şeyi istemiyormuş gibi davranmayı başardığınız zaman siz çekici bir kadın haline geleceksiniz. Yoksa erkeğe muhtaç, zayıf, zavallı bir kadın gördüğü zaman ya bunu yine sizin kadar zayıf bir erkek kullanır ya da daha güçlü, daha üst düzey, daha karakterli, daha alternatifleri olan bir adam sizin cinselliğinizi almak için bunu kullanır veya sizi sallamaz, umursamaz. Biz neyiz dediğiniz zaman, biz adını koyalım, şunu yapalım, bunu yapalım dediğiniz zaman, bunu zamansız dediğinizde erkek sizden uzaklaşacaktır ve siz ondan sonra erkeklere yok o ıssız adam, yok kaygılı bağlanması var, yok kaçıngan bağlanması var, şu su var, bu su var diye suçlayacaksınız. Arkadaşlar erkekler bağlanma problemi olan cins değildir. Hatta erkeklerin bağlanma problemi yoktur. Erkeklerin bağlılık problemi olmadığı için bugün dünyada çok değişik oluşumlar, kurumlar, ordular, aileler olmuştur. Ve erkekler kolay bağlanan cinstir. Ama siz
bağlamayı bilemiyorsunuz ve oyunu oynamayı bilmiyorsunuz. 3. Yaklaşık 50 senedir yaptığınız ve artık zirveye çıkan bir hatanız var arkadaşlar. Güç yarışı yapıyorsunuz. Bakın, kadının güçlenmesi evet iyi bir şey. Güçlenin, bizce sıkıntı yok. Siz de üretime katılıyorsunuz. Siz de eğitim alıyorsunuz. Siz de bir şeyleri becerir hale geliyorsunuz ama bunu bir yarış ve kendini ispatlama haline getirdiğiniz zaman siz erkekleşiyorsunuz. Alfa kadın diye bir şey yoktur diye bir program yaptık sağ olsun. Bir sürü de ciddi tepki aldık insanlardan. Alfa kadın dediğin erkekleşmiş kadındır. Ve biz değeri olan, opsiyonlar olan erkekler kadınlardan hoşlanıyoruz. Erkeklerden değil. Yani erkek olmanız, erkeksi olmanız sizi çekici kılmıyor. Bakın, insan psikolojisinin temel hatalarından birisidir. Biz karşımızdaki insanı kendimiz gibi düşünürüz. Yani erkeklerin de hatasıdır. Erkekler de gider. Kadınların da kendileri gibi düşündüğünü varsayarlar ve hataya düşerler. Kadınları kendileriyle özdeşleştirirler. Mantıkların aynı olduğunu düşünerek hataya düşerler. Kadınların da hatası şudur. Erkeklerin de onlar gibi olduğunu düşünürler ve bu hataya düşerler. Nasıl kadınlar başarılı, güçlü, becerikli, kazanan, hani çabalayan, hırsları olan erkekleri çekici buluyorlar. Zannediyorlar ki kendileri de başarılı, güçlü, hırslı, çok eğitimli, üst düzey bir kadın oldukları zaman, seviyelerine eğitim, finans, entelektüel seviyelerini yükselttikleri zaman aynen kendilerine çekici gelen erkekler gibi erkeklere çekici gelen bir kadın olduğunu zannediyorlar. Fakat en büyük yanılgınız odur. Biz erkeklere neler çekici geliyor ben size söyleyeyim. Bir, güzel olacaksınız. İki, temiz kokacaksınız. Üç, geçmişiniz temiz olacak. 100 tane adamın altına yatıp, 50 tane adamın altına yatıp değersiz bir kadın, önüne gelenle beraber bir kadın olmayacaksınız. 4. Sadık ve güvenilir bir kadın olacaksınız. Sizin ihtiyacınız olduğu kadar bizim de güvenli alana ihtiyacımız var. Ama bu güvenli alan sizin ihtiyacınız olduğu gibi maddiyat ve konforla alakalı değil, sadakatle, tek eşlikle, aile müessesesiyle alakalı bir güvenli alandır. 5. Feminen ve huzurlu olacaksınız. Bakın, biz erkekler mücadele etmeye alışığız. Kapımızı kapatıp evimize girdiğimiz zaman evde istediğimiz, aradığımız en önemli şeylerden birisi de huzurdur, sakiniyettir. Biz o fabrika ayarlarımıza sakinleşip dışarıdaki hararetimizi soğutmak için huzurlu bir ev isteriz. Kavgacı, bizimle yarışan, tartışan, sidik yarıştıran bir kadın değil. 6. Sizden basit hizmet bekleriz. Yani yemekti, temizlikti vesaire gibi, çaydı, kahveydi, çok önemli olmayan düzene dair basit hizmetleri ve basit geri plan hizmetleri sizden talep ederiz. İşte erkeklerin sizden talep ettiği 6 tane ana başlıktaki kadınsı özellik budur. Bunların arasında bakın, para kazanan kadın istemiyoruz biz. Yani umurumuzda değil. Siz milyonlarda yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz de, asgari ücrete de çalışıyor olabilirsiniz. Düzgün bir erkek kadının ne kadar para kazandığını önemsemez. Ha, kim önemser? Aç köpekler, hayatta iki yakasını bir araya getirememiş zavallı adamlar evet kadının kazandığı parayı önemser. Veya oturup ben evime girdiğim zaman veya düzgün bir erkek evine girdiği zaman entelektüel bir yarışmaya ve atışmaya girip bir forum ortamına girmek istemiyoruz. O ev bizim daha tatlış, daha rahat olmamız gereken bir yer. Veya biz oturup da böyle erkeksi özelliklerle agresif, hani kaplan gibi atılıp istediğini alan ve dolayısıyla bir sadakat şüphesi uyandıran bir kadınla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Ve sizin en iyi yaptığınız ve en çok gördüğüm şey, kaybetme korkusu yaşatacağım, kıskandıracağım diye erkeklerin aklında sadakat şüphesi doğuruyorsunuz. Bakın, bu oyunu yanlış oynayan birçok arkadaş var. Oyunu yanlış oynadığınız zaman oyunu kaybediyorsunuz. Ve bayanlar, 4. ve yaptığınız bu oyundaki en büyük hata şu: doğru adama yanlış davranıyorsunuz, yanlış adama doğru davranıyorsunuz. Ne demek deyip kafanız karışacak. Geçen bir psikolog arkadaşla konuşuyorduk, işte kadınların cinselliği verme süresi, cinselliği kime ne zaman verecekleri ve vermemelerinin doğru olup olmaması konusunda. Dedi ki arkadaş, işte doğru adamı buldukları zaman, üst düzey kaliteli adamı buldukları zaman kadınlar sindirmek ister. Kadınlar yavaş yavaş ilerlemek ister. Kadınlar kurallar koyar ve bu doğaldır, normaldir dedi. Ben de dedim ki normal değil. Kadın psikolog kafası bu. Yani sizler şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Doğru adamı bulduğunuz zaman bir, kendinizi daha değerli ve daha özel olmak ve daha nadir bulunan sunmak için cinselliğinizi geri çekiyorsunuz. Cinselliğinizi vermeye başladıktan sonra da o cinselliği dört duvar arasında bir efendi hanımefendi süsü vermek üzere, imajı vermek üzere
yerde o erkeğe doğru olduğunu düşündüğünüz üst düzey erkeğe karşı sınırlıyorsunuz. İşte sizin oyununuzda yaptığınız en büyük hatalardan budur. Arkadaşlar bakın, hiç duymadınız mı? Erkekler işte dışarıda hanımefendi, mutfakta aşçı, yatakta o**u ister. Siz oturup da normal hayatınızda aslında değer vermediğiniz ve bir yere gitmeyeceğini bildiğiniz o yakışıklı, fırlama, çok eğlenceli adamlarla böyle maymun gibi duvardan duvara cinsellik yaşarken, aslında değerli olduğunu bildiğiniz, size zevk veren, keyif veren, güvenli alan sunan, üst düzey, kaliteli, aynı zamanda eğlenceli adamları da kaybetmemek için cinselliğini geri çekiyorsunuz ve o kadar çok bu adamları kaybeden kadın gördüm ki, evet, siz sıkılmak istemiyorsanız arkadaşlar, biz erkekler de sıkılmak istemiyoruz. Yani biz de sadece gerizekalı mallar kadınları eğlenecek ve evlenilecek kadın olarak ikiye ayırırlar. Kadına ulaşabilen, opsiyonları olan erkeklerse eğlendiğini sever, sevdiğiyle eğlenir. Bunları ayırmaz. Bu biraz bizim Anadolu'muzun beta muhafazakar mal erkeklerinin modelidir. Evlenilecek kadın, eğlenilecek kadın ayrımı yapmak. Ve siz evlenilecek adamı bulduğunuz zaman, üst düzey değerli, hayatınızın geri kalanına geçirmek istediğiniz adamı bulduğunuz zaman, değerli olduğunu bildiğiniz cinselliği kullanarak, kuralları koyarak o adamların çoğunu kaybediyorsunuz. Ya hiç beraber olamıyorsunuz. Çünkü opsiyonu olan bir adam hoşuna gittiği, beraber olduğu kadından istediğini alamazsa ne yapıyor? Arkadaşlar başka kadına gidiyor. Başkasından alıyor. Alabildiğini alıyor. Çünkü opsiyonu var. Alternatif var. Siz tek değilsiniz. Ve sizin bu gösterip vermeme taktiğiyle, psikologların, ilişki koçlarınızın size gösterdiği taktikle değerli olan adamları kaybediyorsunuz. Ve kendinize yokluk çeken, açlık çeken değersiz beta uyduları aşık edip kul köle haline getiriyorsunuz. Ama nedir? O betalar sizi mutlu etmiyor. Ve sizin üst düzey adam olarak bağlamaya çalıştığınız adamlar, akıllı kadınlar tarafından kapatılıyor. Ha, burada şöyle bir yanlış anlama olmasın. Önünüze gelene verin demiyorum. Hani bu da çok hatalı bir stratejidir. Çünkü sizin çok eşliğiniz sizi kirleten, sizin değerinizi düşüren en önemli özelliklerden birisidir. Bakın, kadının süper gücü şudur arkadaşlar. Erkeğini denemeden, yatağa girmeden değerli erkeği bulabilmek, sezebilmek, anlayabilmek, tanıyabilmek, seçebilmek kadının süper güçlerinden birisidir. Ve maalesef son 20-30 sene sosyal medya, size pompalanan değerler, psikologlar, ilişki koçları tarafından sizin bu süper gücünüz elinizden alınıyor. Sizin olayınız bu arkadaşlar. Sizin süper gücünüz bu. Ve o süper gücünüzü kullanarak hayatınızın geri kalanını beraber geçireceğiniz seviyede sizi tatmin eden ve mutlu edebileceğiniz düşündüğünüz adamı bulduğunuz zaman, cinsellikte sınırlar koymak yerine, adama kurallar koymak yerine, sizin o adama hiç kimseyle yaşamadığını vermeniz lazım ki adam hiç kimse de bulamadığını, dürüst olduğunu bildiği ve başkasıyla bunu yapmadığını bildiği bir kadın da kalsın. Bakın, siz herkese bunu verirseniz, biz başkasıyla da yapıldığını bildiğimiz faaliyetler bizim için değersiz faaliyetlerdir. Ama başkasının ulaşamadığı cinselliğe, ki evet bu bekaret olabilir ama bekaret benim çok da önem vermediğim bir kavram. Bekaretin haricinde başkasının ulaşamadığı kalitede, tutkuda bir cinselliğe ulaşmak kadının değerini artıracaktır ve erkek de bağımlılık geliştirecektir. Ve bir insanı ve özellikle bir erkeği kendinize bağlamanın temelindeki en önemli özellik bağımlı kılmaktır. Ve bağımlı kılabileceğiniz en büyük silahınızı beraber olmayacağınızı düşündüğünüz değersiz adamlarla tüketip beraber olmak istediği adamlara da kural koyuyorsunuz. Size söyleneni yapıyorsunuz. Bakın, oyunu yanlış oynadığınızı gösteren emarelerden birisi de budur. Kapatırken oyun diyoruz. Oyun herkeste vardır. Neden kadınlar kaybediyor? Erkekler bu oyunu kazanıyor. Ben size anlatayım. Bakın arkadaşlar, erkekte oyunu kazanan tarafı olabilmek için sosyal iletişimini geliştirmesi, daha sonra da kendisini geliştirmesi, başarma yükümlülüğünü yerine getirmesi ve sosyalleşip alternatiflerini oluşturması yeterli. Erkeğin belirli bir zaman çizelgesi, belirli bir zaman aralığı yok arkadaşlar. Bir erkek o oyunu 40'ında da öğrenebilir. Başarma yükümlülüğünü 40'ından sonra da gerçekleştirebilir. 50'sinde de yapabilir. Bir erkek 60'ında da üreyebilir, aile kurabilir.
olabilir. 65'inde de 70'inde de tamam 70'ten sonra bizde de piller bitiyor ama 65-70'ine kadar birçok erkek sağlıklı bir hayat tarzını benimsediği zaman ve başarma yükümlülüğünü yerine getirdiği zaman oyunu istediği gibi oynayabiliyor. Hanımefendiler, sizin o tükettiğiniz 20'li yaşlar var ya, o sizin en kıymetli yaşlarınız ve siz 30'una geldiğiniz zaman bir duvara çarparak, hani bir aydınlanma yaşayarak ve ne olacak bu işler buraya kadar diyerek aslında çok da bir 5-10 seneniz kaldığını fark ederek panikle, kaygıyla ve korkuyla hareket etmeye başlayıp oyunun kaybedeni haline geliyorsunuz. Ve sizin oyunun kaybedeni olmanız kimin işine yarıyor biliyor musunuz? O size mal satmaya çalışan sermayenin, büyük sermayenin işine yarıyor. Karlarını artırıyorlar. Size haz pompalayan, duygusal hazlar pompalayan o enerjici ablaların, o enerjicilerin, duygusalcıların işine geliyor. Sizi din adı altında kendine çekmeye, kafalamaya çalışan bezirganların işine geliyor. Bedavaya sürekli kadınla beraber olmak isteyen ve bunu strateji olarak benimsemiş, hani hoşuna giden güzel kadınlarla sürekli cinsellik yaşamaya çalışan fırlama piç arkadaşların işine geliyor. Ve burada oyunu kaybedeni siz oluyorsunuz. Yani sizin hani alfa diyorlar, alfa şöyledir, beta diyorlar böyle. Hayır arkadaşlar, ikisini de dengeli bir şekilde harmanlamış ve size sadık olacak bir erkeği, kendinize üst düzey bir erkeği, sizden daha iyi bulabildiğiniz en iyi erkeği bağlamaktır sizin oyununuz. Ve size söylenenleri yaptığınız sürece bu oyunu kaybetmek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. Bu konuda biraz daha aydınlık. Size söylenen Koro'nun söylediği gibi ve talimatlarına uygun değil, hayatın gerçeklerine daha akıllıca, daha mantık çerçevesinde yaklaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir hayatımız var. Zaman bizim o hayatın en kıymetli değeridir. Çok bol olduğunu düşündüğümüz ve bize bedava verilen ancak tükettiğimiz zaman asla geri kazanamadığımız bir varlığımızdır zaman. Ve siz zamanınızı başkalarının emellerine alet olarak, başkalarının sizi sömürmesine müsaade ederek maalesef yok ediyorsunuz arkadaşlar. Umarım bizi dinleyen kadın arkadaşlarımıza faydalı olmuşuzdur. Erkek arkadaşlarımız da oyunun neden ve nasıl kazananı olduklarını anlamışlardır. Kadını yüceltmeye, kadını abartmaya, kadına hizmetkar olmaya gerek yok. Oyunu zaten kazanan akıllı erkeklerdir, mantıklı erkeklerdir, kendine değer veren üst düzey erkeklerdir. Ve kadın da kendini akılla, mantıkla hareket edip kendine değer vererek hareket etmeyi öğrendiği zaman, ki ciddi bir kesimde böyle kadın arkadaşlarımız var takdir ettiğimiz, onlar da bu oyunun kazananı oluyorlar. Ve bu oyun aslında kazanan ve kaybedenin olmaması gereken, karşılıklı zevk alınarak, keyif alınarak, uyum içinde oynanması gereken bir oyundur. Yani kendine değer vermeyen erkeklerin kaybettiği gibi, kendine değer vermeyen kadınların da kaybettiği ve kaybedildiği zaman insanların mutsuz olduğu bir oyundur. O yüzden her iki cins olarak da kazanacağınız oyunları oynamanızı dileyerek programımızı kapatıyoruz. Herkese selamlar.